Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Lekad ca'at rusul Rabbina bil hak sallu ala Resulü Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Salatu vesselam aleyke ya Habibullah. Salatu vesselam aleyke ya Seyyidil Mekanin. Salatu ala nebiyyina ve ala alihi ecmaîn. Ve yevme ya'd istanbul yevme ya'dul zalim ala yedihi yekulu ya leyteni ittehaztu ma rasul sebiyle ya veylete leyteni lem ettehaz hulanen halile lekad edalleni an zikri ba'di izcani ve şan-ı şeytan-ı insanı hazule. Cumamız mübarek olsun Cenab-ı Hak hayırlarımızı, ibadetlerimizi, oruçlarımızı kabul etsin. Eğer tevfik bile hak çünkü kemter murad etmez, mürin Allahu Ekber. Şit seyri suluk gel olma ebter, gönlünde varsa aşkın eyle ezber. Dar-ı Tapka gel gidelim, cemali bir aklımlara sevdi. Cenab-ı Hak dostlarının yolundan bizi ayırmasın. Ne diyor burada Allah dostu? Eğer tevfik bile hak çünkü kemter. Meğer ki Allah-u Teala muvaffak kılsın, muvaffakiyet versin, başarıya ulaştırsın. O zaman olur. Değilse ben kemterim, kemter ziyade noksan yani. Ben çok noksanım. Bu büyük işleri beceremem ama Allah-u Teala tevfik, muvaffakiyet verirse ne ala. Murat etmez, bu kemter olan, nahs olan kişi, ben murat edemiyorum. Mürid, irade eden Allahu Ekber. En büyük olan, en güzel olan Allah'tır. Cenab-ı Hak irade ederse o iş olur. Maşallah diyorsun işte. Diyorsun ya. Maşallah, Allah dediği olur. Ve malem yeşerlem yekun. Bir şey dilemezse o da olmaz. İşit seyri sürük gel olma ebter. Manevi yol, manevi zikir, manevi şeyler var. Bilimler var, bunları öğren diyor. Bunları şu masada duy, ebter, bereketsiz kalma, yabancı kalma. Kimisi de inkar ediyor. Görmediği şeyi inkar ediyor. Aklın nerede? Görmüyorsun. Nasıl inanıyorsun peki? Gözün var ama görüyorsun. Görmeyi göster bakayım bana. İşitmeyi göster. Gösteremiyorsun. Şimdi sende var ya, şimdi nasıl kullanıyor. Kullandığı için bedavadan konuşuyor. Gönülde varsa aşkın eyle ezber der diyor. Manevi aşkı varsa bunları belle. Sözümü belle diyor. Hilalet Hakk'a geldi, Hakk'a gidelim. Cemal-i Bâkımâle seyredelim. Fekir ruhiyallah. Allah'a kaç diyor. Allah'ın dinine, Allah'ın yoluna koş. Ki cemaline ulaşabilirsin inşallah. Cenab-ı Hak yoluna bizi ayırması. Ashab-ı cenneti yevme idin hayrun müstakarran ve asrın makila. Cennet ashabı o gün kıyamet günü mahşerde hayrun en hayrısındadır. Müstakarran karar kılınan yerlere durulacak yerin en hayrısındadır. Ve asrın makila
ve en güzel yerde değil. İstirahat bakımından da en güzel yerdedir. En güzel yer cennet ashabına o gün hazırlanmıştır. Öbürleri için tamamen bir rezillik. Dünyada keyif var ama tersi ahirette onların üzerine bu sefer ters geliyor. Cenab-ı Hak aldanmaktan muhafaza eder. İşte dünya nimetini aldanırsın, parasını, pulunu. O para da yiyip de bitiremezsin ha. İstemediğin birisine kalır. O da bir ayrı dert. Cennet ashabı en hayırlı, en güzel yerlerdedir. O yerine teşakkakus semâhu bil gamâm. Sema gökyüzü bulutlar tarafından o gün yarılacak. Ve sema paramparça olacak. Ve nüzzilel melâketü tenzîlâ. Melekler de görülmemiş bir şekilde mahşer arazisine indirilecek. Anlaşılacak ki mülk sade Allah'ındır. Alemi yıktı. Melekleri mahşer yerine indirdi. Her taraf kuşatılmış. İnsanlar tamam bugün artık bizim tasarrufumuz yok. Bizim polisimiz, askerimiz, paramız, pulumuz bir işe yaramaz. Anlayacak. El mülkü yevme izinil hak. Rahman, Rahman olan Hak Teala içindir o gün mülk. Rahman Teala ettir sadece. Rahman Teala yarattı onu zaten. O yüzden vermişti emanet, al kullan diye. İnsanlar imtihandan geçti. Sonuçta tekrar Cenab-ı Hak emaneti geri aldı. O gün benimdir diyor işte. Ve kâne yevmen alel kâfirine asîrâ. O gün kâfirler üzerine çok zor bir gün. Çok zor. Her şey yerinden gitti. Yardımcı yok. Sap gibi ortada kaldılar. Cenab-ı Hak insanı nasıl tek yaratıyor? Anasının karnından. Kimse yok. Her şeye muhtaç. Orada da aynı şekilde her şeye muhtaç. Kimse yok. Yardımcı yok. Eğer iman yoksa yardımcı yok. Ortada kalıyor işte. O gün gelince artık insanlar başlayacaklar. Pişmanlıklarını konuşmaya. Ve yerine o gün يَعَضُ الظَّالِمُ Zalim, kafir kişi ısıracak عَلَى يَدَيْهِ ellerini böyle pişmanlıktan ellerini uzanabildiği yere kadar ısırıyor. Niye? يَقُولُ diyor يَا لَيْتَنِي ne olaydı ben? Keşke اتَّخَذْتُ edinseydim مَعَرْ رَسُولُ Resul sana beraber ve sebilen yol. Resul'ün yolunu tutsaydım ya. O Resulü'nle birlikte kurtuluşa giden yola yolu edinseydim ya, ah başıma gelen diyor. Ya veylete, vay başıma gelen, leyteni ne olaydı ben, lem ettehiz fulanın halile. Falancı, şu dinsiz adamı niye ben dost edinmişim, ah vay başıma gelen. O zaman söylüyorsun ha, şimdi demiyor. لَقَدْ اَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ O beni zikirden, Kur'an'dan saptırdı. Kelime-i şehadetten kaydırdı. قَدِيْزْ جَاءَنِي Bana geldikten sonra, iman ettikten sonra beni saptırdı. وَكَانَ الشَّيْطَانِ اِنْسَانِ خَزُورَ Zaten şeytan insanı tamamen yardımsız bırakan. Yardımsız bırakan bu peşindir. Ona güvenme. Seni hızlanda bırakır. Ukbe bin Muayyid adına bir müşrik sefer
ticaret, Mekke'de biliyorsun onunla ticaret uğraşıyorlardı. Kervanın dönünce bayağı para kazanmış, yemek veriyor. Adetmiş onun Araplarda. Yemek verir demiş. Ziyafet. Herkesi çağırıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ı da çağırdı. O çağıran adam, Ukbe bin Muayyid, Müslüman değil. Efendimiz Aleyhisselam'ı da gördü ki, sen iman ettikten sonra ben senin yemeğini yemem. İman et, ben de geleyim. Öyle mi öyle? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedun Resulullah dedi adam, iman etti. Tamam, Efendimiz Aleyhisselam gitti, yemeğini yedi. Neyse döndü geldiler, dağıldılar. Ertesi gün duyurdu bu adamın arkadaşları, müşrikler, Ebu Cehiller, Ebu Lehebler falan. Lan sen nasıl gider şeylersin, Muhammed'e iman etsin. Bir daha bizim yanımıza gelme. Onu böbür ettiler. Zenginler, kodamanlar, başka bir zengini, kodamanı böbür etti. Şimdi bak piyasaya bak mesela, dünya piyasasında değil mi? Hemen birbirleri tutuyorlar. Birleşiyorlar. Fransa'ya karşı yaptırım yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Hemen kendi menfaatlerini kollamak için bir araya geliyorlar. Bu adamın batı bir olacak gibi değil, tek kaldı. Ne yapayım, ne diyeyim? Gideceksin dediler. Muhammed'in sorusuna yüzüne tüküreceksin. Ben senden uzağım diyeceksin. İnkar edeceksin. O nasıl olur bu iş falan? Başka türlü olmaz. Seni almayız aramıza. Diye bunu zorluyorlar. Bu da gidiyor. Efendimiz Aleyhisselam'a karşı o hakaret yapmak niyetiyle geldiği için tam tükürüyor, tükürük dönüyor, geliyor kendi alnına, alnını yakıyor. Damgalıyor onu. Böylece vay yavrum. Feryadı basıyor ama işten geçti artık. Mühürlendi. Böylece tabii ki öldü gitti işte o adam. Ahirette ne konuşacak? Cenab-ı Hak ilmi ezelisiyle bize haber veriyor. Yani yazı zalim ala yedeyhi, o zalim kişi böyle ellerini ısıracak pişmanlıktan. Kollarını, ağzının vardığı yere kadar ha. Yakulu diyor, ya leyteni ne olaydı ben tehastu mâr resulü sebîlâ, resulüler kurtuluş yolunu edinseydim keşke, ah ona tabi olsaydım, vah. Bu bir kişi değil ha, bu milyonlarca kişi bunu diyecek de Cenab-ı Hak bir tanesini bize misal veriyor işte. Ya veylete, vay başıma gelen, vay helakim, leyteni lem ettegız fulanen halila, filancıyı keşke dost edinmeseydim, o Ebu Cehil'im, Ebu Cehil'im kafirleri dost edinmeseydim keşke. لَقَدْ اَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ Muhakkak beni o zikirden, şehadetten, Kur'an'dan kaydırdı, saptırdı. بَعْدِ اِذْجَانِي Bana geldikten sonra, hidayet geldikten sonra kaydı. Adam köyde iyi Müslümanıydı, iyi hanımıydı, örtülüydü, namazı vardı, niyazı vardı. Geldi şehre, oldu İstanbullu, tamam. Ne namazlar, ne niyaz, ne örtü var, ne bir şey. Ya. Eskiden yüzünü erkeklere göstermezdi, burnunu göstermezdi. Buraya gelince göstermediği yer kalmadı. Ne olacak şimdi bu iş? Tövbe etmesi lazım. Başka olacak bir şey yok. Etmezse işte buradan ayet. Allah-u Teala'nın sözü haktır. Kıyamete kadar bakidir bu hükümler. Kıyamette de hesabını sorar. Ya. Aslında köylerde cehalet vardır. Şehirlerde ilim vardır. Şehre gelen insanların ilim sahibi olması lazım. Ama şehirler fitne yuvası olmuş. Eskiden köydeki insanlar İstanbul'a gelirdi, Erzurum'a giderdi, Kayseri'ye giderdi, Konya'ya giderdi, ilim meclislerine giderlerdi. Medreseler oralardaydı yani. O yüzden şehirler marifet, ilim merkeziydi. Şimdi fitne yuvası. Bütün rezillikler şehirlerde. Şimdi insan köye kaçmak istiyor. İşte kötü arkadaş. El mer'u ala dini halilihi buyurdu Efendimiz. Kişi arkadaşının, dostunun dini üzeredir. O halde herkes kimle arkadaşlık yapıyorsa ona baksın. Arkadaşın kim? Çocuğa da işte dikkat edelim. Kiminle arkadaşlık yapıyor?
En birinci arkadaşı telefon. Değil mi? İnternet. Kaptırdı gidiyor insanı. Cenab-ı Hak kurtarsın inşallah. Ya Rabbi. Bu insanlara ilim aşkı ver. Sünnet-i Seniyye aşkı ver ya Rabbi. Cihad aşkı ver. Şehadet aşkı ver ya Rabbi. Kafirlere karşı galibiyet aşkı ver ya Rabbi alemin. Yavru halinden ne diyor? Güzelleri alırsan seni zora sokarım diyor. Sen hala da zannediyorsun ki patates soğan meselesi bu iş. Soğanlar çürüdü çürüdü. Ama adamların emelleri çürümedi. Onlar kıyamete kadar İslam'ın düşmanıdır. Müslüman'ın düşmanıdır. Minarenin düşmanıdır. Ya, sakalın, cübbenin, şalların, tesbihin, takkenin düşmanıdır. Ezanın düşmanıdır. Adam ezanı ıslıklıyor. Türk. Ya Türk'ün adı. Sen daha neyle uğraşıyorsun Müslüman? Ya. Cenab-ı Hak bize şuur versin. Ahiret derdi versin inşallah. Hayatımızı ahiret için harcamaya bizi muvaffak eylesin. Dünyada ne kalacak? Öldüğün zaman bedenin toprakta çürüyecek. Ama gene Allah-u Teala onu diriltecek. Hesaba çekecek. Yani şeytan insanı hazula. Çünkü şeytan insanı hızlanda bırakır. Mahrum eder. Körükler, körükler, körükler kendisi çekilir kenara, oradan kıs kıs güler. Seni getir uçurumun kenarına bırakır, oradan kaçar. Allah-u Teala şeytanın ve nefsimizin hilesinden, şerrinden bizleri, neslimizi muhafaza eylesin. Buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ve kader resulü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şikayet babından şöyle diyecek o vakitte. Ya Rabbi, ey Rabbim. Ya bak. Efendimiz Aleyhisselam ümmetine o kadar şefaat ediyor ama bir de şikayetler var. İnne kavmi, muhakkak benim kavmim, ümmetim peşimden gelenler. İttehazû hazel Kur'ânen mehcûrâ. Şu Kur'an'ı tamamen terk edilmiş bir şey yaptılar. Hiç tarafına bakmıyorlar. Ya. Kimisi yasaklıyor, kimisi yakıyor. Kimisi ona top gibi oynuyor, sağa sola atıyor. Kimisi Kur'an-ı Kerim içine bombayı koyuyor, açtığı zaman güm. Herkes işini Kur'an-ı Kerim'i kullanarak işini yürütüyor. Biz de doğrusu söyleme acaba diyoruz, acaba bunu burada söylesek acaba ne olur? Müslümanlar ne olur? Müslümanın kaymaması için söylemesin. Mesela kadınların yanında ikinci evlilik, üçüncü evlilik, dördüncü evlilik caizdir desen kıyamet kop. Bir erkeğin dört kadın alması helaldir desen ayet daha bu. Mutlaka suratı ekşifş eder. Ya bu ayettir alacağın demiyorum ya diyor adam, yok. Onu konuşmam bile Müslümanın zoruna gidiyor. Ya. Kadınlar evinde otursun diyor ayet. Bizi dört duvar arasında hapsettiniz. Hepsi mi dışarı dolaşacaksınız? Olmuyor şey bu. Faiz yine. Ya devlet veriyor ya. Sen ne diyorsun? Hacı. Zekat ver. Vergi veriyorum diyor. Vergi zekat yerine geçmiyor. Yani Müslümana İslamiyet'i kabul ettirmek biraz zorlaştı. Neden? Yaşantı yok çünkü. Yaşantı olsa, yaşantıyla beraber zaten yaşadığın gibi inanacaksın. Şimdi yaşadığımız gibi inandığımız için maalesef yaşantı bozuk olduğu için iman bozulur. Allah muhafaza. İnandığın gibi yaşaman lazım. Yoksa yaşadığın gibi inanırsın bu sefer. İslami yaşantı olsa tamam. Müslümanların yaşadığı şekilde zaten iman da öyledir. Doğru. O zaman fazla bir zor değildi yani. Şimdi ise
yaşantı bozuk, haram helal karışmış. Her kafadan bir ses çıkıyor. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şikayetlenecek bu kavmin beni Kur'an'ı terk etti. Tarafına bakmadı, hükümlerine bakmadı, okumadı, okutmadı. Milyonlarca talebe var, okul talebesi var, üniversite talebesi var. Ama Kur'an kursu dediğimiz, medrese dediğimiz şeyde 100.000 kişi var mı bilmem. 10.000 kişi, 20.000 kişi, belki 30.000 kişi vardır. Arapçayla Kur'an eğitimi hafızlıkla ulaşanlar. Ama çok hafız var ama hafız oldu adam gitti. Arapça okumayınca, manasını öğrenmeyince hafızlık bir işe yaramıyor. Unutuluyor. Hele bir de namaz kılmazsa tamam, hepten gitti. O yüzden ilim tam olması lazım. Kur'an-ı Kerim'in okunması, ezberlenmesi, manasının anlaşılması ve yaşanmasıyla bu din kaim olur, hakim olur, huzur verir, bereket verir. Değilse tam tersi işler, karman çorman gider. Ve kezalike işte böylece canna li külli nebiyyin her peygamber için yaptık. Aduven düşman. Her peygamberin düşmanları vardı. Minel mücrimi günahkarlardan. İnsü cinsten günahkar hasımları vardı. Bütün peygamberlerin düşmanları vardı. Ve kefâ bi rabbike hadiyen Rabbin hidayet edici olarak kafidir. Ben hidayet ederim dilediğimi diyor Cenab-ı Hak. Ve nasiren yardım edici olarak da kafidir, yeterlidir. Ben sana yardım ederim. Korkma. Cenab-ı Hak böyle garanti vermezse peygamberler bir şey yapamaz. Allah-u Teala yardım etmezse bizi düşmanlar bir anda yutar. Bunlara Cenab-ı Hak korku veriyor. Fitne atıyor bazen onlara. Savaşlar falan oluyor. Seller geldiler. Arada bir itiraz çıkıyor bazen. Böylece Müslümanları Cenab-ı Hak bir sebeple kurtarıyor. Mesela Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye tamamen işgal edildi değil mi? Çoğu yeri. Bizim Karadeniz'de Ruslar işgal etti. Ama ne oldu? Rusya'da komünizm devrimi oldu. Rus ordusu ne yapacağını şaşırdı. Döndü gitti. Yoksa ta Samsun'a kadar, Ankara'ya kadar gelecekti Allah muhafaza. Benim babam kalmış 12 yaşında Sülale'de. Öyle o insanlar ne oldu? Şehit oldular, rahmetli oldular. İnsanlar ne oldu? Laik oldu. Laik diyeyim, lauk demeyeyim, laik oldu. Demokratik laik oldu. Daha bana karışma diyor. Namazı istersen kılarım, istersen kılmam. İstersen örtünürüm, istersen örtünmem. Hürriyet var diyor. Ya. Bakalım nereye kadar bu hürriyet? Azrail Sam geldiği zaman ver bakalım emanet. Vermiyorum diyen var mı hiç? Bir köyde böyle yaşlılar ölüyor. Biri geliyor, hadi gidiyoruz diyor. Gidiyor, daha da adam gelmiyor. Ölüyor yani. Sırayla gidiyor böyle yaşlılar. Bir tanesi diyor ki, bana gelirse o adam diyor, o kimse. Ben onun icabına bakacağım diyor. Nasıl nasıl görürsünüz diyor. Ondan büyük birisini de alıp götürüyor gelen kişi. Azrail Aleyhisselam yani. Bu diyor, sıra bana geldi galiba diyor. Gidiyor eve, bir beşik yapıyor. Yatak böyle süslüyor, balonlar, fırfırlar, bilmem neler. Kendine önlük takıyor, ağzına emzik takıyor. Olmuş çocuk, bebek. O pozda yatıyor. Uzat geliyor. Ya bakalım, hadi hatta gidelim diyor, hatta. Hatta gidelim diyorsun. Seni biraz gezdireyim. Herkesi götürüyor. O halde hazır gidelim ya. Hazırlanmak işte, bak namaz, namaz efendim geldiniz, Allah razı olsun. Nevet diyor, itikaf. Size ne diyeceğim ben, bir şey diyemem. İşte bunlar diyoruz. Ama geç gelenlere diyecek çok sözüm var. Bir ters dönükse şu işi de desek ki cuma namazı ikindiden sonra kılınacak, hoş geldiniz, çıkış yasak. O yok, böyle bir imkanımız yok elimizde. Adamlar ezan okunurken
kapatıyor dükkanı falan filan. Geliyor, hutbeyi dinliyor, dinlemiyor, ah bilmiyorum ne yapıyorsa. Ondan sonra iki rekatı kılıyor, vın, ferreyi furi firar. Böyle Müslümanlık olmaz, böyle takva olmaz, böyle kulluk olmaz. Ashab-ı kiram sabah namazından sonra oturulmuş, cumaya kadar beklermiş ha. Ya, onların karnı açmıyor muydu? Onların hanımı yok muydu? Onların tarlası, hurmalığı yok muydu? Onlara sevap lazımdı hoca, bize lazım değil. Biz sünni Müslümanız, tertemiz. Yok ya. Öyle deme, öyle deme. Allah-u Teala kabul etmezse hiçbir şeyin bir işe yaramaz. Allah-u Teala öyle karışık şeyi sevmez. Ben size diyor Cenab-ı Hak, süt çıkarıyorum. Nereden geliyor süt? Kan ile gübre arasından, hayvanın işkembesinin oradan, damarların arasından ne kana değiyor ne işkembeye değiyor, tertemiz süt veriyor. Ne demek istiyor? Siz de bana nefse ve şeytana karışmamış ibadetler takdim edin bakalım. Ya, süt gibi böyle ak olsun, pak olsun, tatlı olsun, içimi kolay olsun. Gördün mü? O sütün içinde az bir koku olsa lan biliyorsun bu hayvan hasta galiba, bir şey karışmış. İçemez. İşte, namazına, niyazına, ibadetine, sadakana bir şey karıştırdığın zaman onu ahirette bulamazsın. O yüzden istiğfar, bir işi yaptığın zaman Allah'a hamd et, şükür et, istiğfar et. Ya Rabbi kabul eyle de. وَقَالَ اِلَّذِينَ كَفَرُوا Kafirler dediler ki لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ Şu Kur'an indirilseydi ya bu peygamberin üzerine aleyhisselam cümlete mahallete toptan. Hani Musa aleyhisselam'a indi, İsa aleyhisselam'a indi, peygamberlere toptan verildi. Efendimiz aleyhisselam'a 23 sene ayrı ayrı verildi. Burada öyle toptan verilseydi ya akıl mantık yürütüyorlar, tamam mı? Hayır, kezalike işte biz böylece parça parça indirdik Kur'an'ı. لِنُسَبِّتَ بِهِ Onunla sabit kılalım seni ve fuadeki kalbini, kalbini kuvvetlendirmek için وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا Ve onu ayet ayet tam bir tafsilat ile tafsil ettik diyor Cenab-ı Hak. Yani bir olay oluyor, ayet geliyor. Başka bir olay oluyor, başka bir ayet geliyor. Böylece her daim Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'dan muhatap oluyor. Ve ona işte filan peygamberin başına şu geldi, filan peygamberin başına şu geldi, filan kavmin başına şu geldi. Onları hatırlatınca Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbi daha çok kuvvetleniyor. Ha diyor, demek ki başkalarına böyle şey olmuşsa bize de olacak. Böylece her gün taze bir anlayış, yeni bir hayat gibi İslamiyet gün be gün böyle kemale erdi. Sonunda Kur'an-ı Kerim tamam oldu. İslamiyet'in gelişi böyle tedricidir. Yani Müslümanlar namaz kılardı, içki içerdi. Sonra içki kaldırıldı. Daha sonra faiz kaldırıldı. Kan davaları kaldırıldı. Böyle hepsi bir anda Mekke'de kaldırılmadı. Medine-i Münevvere'de yerleşti bunlar. Niye? Çünkü iman tam yerleştikten sonra artık ibadet kolay. İşte o yüzden iman tam olsa adam faiz yemez. Namazı bırakmaz. Mutlaka Kur'an'ı okumayı öğrenir. Manasını öğrenir. İmanı kuvvetliyse bir çare bulur. İman zayıflayınca ya nasıl Allah kerim ya bir şey olur ya. Anam hocaydı, babam hacıydı. Tevhidlerle şeytan insanı oyalıyor. Böyle yapmayalım. Kendimiz, herkes kendi hesabını kendi önce verecek. Daha sonra darda zorda kalırsa, şefaate izin verirse şefaat var. Yoksa hemen adamın hiçbir şeye hak etmiyorsa ona şefaat izini vermez Cenab-ı Hak. Önce hak etmek lazım. Gözümüzün yaşına bakılması lazım ha. Ya. فَلَا يَتُونَكَ بِمَسَّلٍ Sana bir misal getirmezler. اِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ Ancak biz sana hak olanı, hak olan cevabı getiririz. Ve ahsene tefsira ve onun en güzel açıklamasını getiririz, açıklarız.
Çok soru sordu Yahudiler, Hristiyanlar. Mesela dediler ki, birbirinizi ilah edinmeyin diyorsun. Biz papazlarımızı, Tezafanın, Nurfanın, Erbabın bin Dünilla, onlar kıbırlarını, ruhbanlarını, alimlerini, rahiplerini Rab edindiler. Diyor ayet. Bunu bildiği Hristiyanlar geldiler diyorlar ki, bizim hakkımızda böyle diyormuş senin kitabın. Biz öyle yapmıyoruz. Biz papazlara Rab demiyoruz. İsa Aleyhisselam'a Rab diyorsunuz ya, zındık ettiler. Buyurdu ki mesela sen, o öyle değil. O papaz, o alim size haramı helal olarak söyleyince, helalı haram olarak söyleyince, Allah'ın hükmünü değiştirince ne oluyor? Hüküm koyucu oluyor işte. O zaman sen onun sözünü kabul ettiğin zaman o senin Rabbin oluyor. Yani, bence şöyle, bence böyle dediğin zaman eğer Allah'ın hükmüne tersse o zaman senin Rabbin, senin nefsin oluyor. He? Ayağını denk al. Kafayı iyi kullan. Ağzını tut. Kalbini temiz tut. Kalbine kötü düşünce sokma. Allah'ın işine burnunu sokma. Tamam mı? El kesilecek kurcuna bak. Karışma. Sana ne lazım? Kimin eli kesilecek? Onu Allah-u Teala beyan etti. Şartları var. Senin değil, korkma. Hırsızın. Sen hırsız mısın? Zina edene sopa vurulacak. Olur mu öyle şey? Ya sen zinakar mısın da? Müslüman, sana ne lazım? Allah'ın cezası öyle. Burada sopa yemezse öbür tarafta kamçıyı yiyecek. Yani içki içene sopa. Sen içki içene şey yapıyorsun. Özel adam gönderip de yılbaşında sarhoşlara özel şoför gönderiyorlar. Ya sarhoşken adam etse veya adam öldürse suçunu hafifletiyorlar. Niye? Sarhoştu. Kendi değildi. Yok ya. Allah-u Teala şeytanın pisliğidir diyor. Sen ne diyorsun? İşte böyle oluyor işte. Bak insan kendini Müslüman zanneder ama nerede acaba? O yüzden diyoruz ehli sünnet ve cemaat itikadını iyi öğren. Üç şey insanı dinden çıkarır. İstihfaf, istihlal, istihza. İstihfaf demek hafife almak. Ne alacak? Basite almak. Allah'ın dinini basite almak. Bu adamı dinden çıkarır. İstihlal, haramı helal, helali haram saymak. Bu zamanda bu caizdir. Dediğin zaman Allah'ın hükmünü değiştirdiğin zaman Allah muhafaza. Bir de istihza, alay. Alay çok tehlikeli ha. Dinle alay. Din nedir? Kitaptır, sünnettir. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın bir şeyle alay ederse veya bir peygamberin bir şeyle alay ederse dinden çıkar ha. Ya onu yapmazsa değil, yapmazsa nakız kalır, şey yapamaz. Ama onun sünnetiyle alay ederse dinden çıkar. Ne kadar tehlikeli. Acaba hangisi mi konuyor? Mesela misvak. Mesela takke, sakal, tespih çekiyorsun mesela. Bu ne olacak? Yapmasan da olur dese bir adam, o bidatçı olur, günahkar olur, sevap kazanamaz falan filan. Ama onunla alay ederse, tespih elini alıp da öbür taraftan madrapazlık yaparsa, onun tespih orada alay, maskara aleti yaparsa veya sakalı veya İslami alametimizi, alay konusu yaparsa dinden çıkar. Çok hassas konulardı. O yüzden itikat bahsinde çok dikkatli olalım. İtikadımızı korursak tamam, peşinden namaz geliyor. Namazı da geçti mi bitti. Kurtardın Allah'ın izniyle. Çünkü namaz insanı kötülüklerden men eder. O yüzden devamlı tetkidü iman için la ilahe illallah, la ilahe diyerek imanınızı yenileyin, tazeleyin diyor. Sürekli İmanımızı tazelememiz lazım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye okumamız lazım. Bak ezanda bu devamlı okunuyor. Adam ezanda rahatsız oluyor. Ya tam diyor uyuyacaktım diyor. Adam ezanda okuyor, uyandım diyor. Zaten seni uyandırmak için okuyor ezanın bir adam. Ya adam, ya kadın. Zaten ezanın gayesi seni uyandırmak. Kalk gel. Kalk namazını kıl. Hey ben tam uyuyacaktım diyor. O zamana kadar ne yapıyordun peki sabaha kadar? Film vardı, açık oturum vardı, dinleme vardı, dizi vardı.
Seyret seyret seyret. Ondan sonra namaz vakti. Tam uyuyacaktım. Ve ezin beni uyandırdı. Sesini kısın. Ya görüyor musunuz saçmalığı? Halbuki zaten müezzinin gayesi. Müezzinliğin gayesi insanlara duyurmaktır. İşte ters anlayış. Cenab-ı Hak bu terslikten bizi kurtarsın. Dini doğru anlamayı nasip etsin. Doğru anladığınız zaman huzur olacak, bereket olacak. İşler daha kolay olacak, suçlar azalacak. Allah-u Teala söz veriyor. Günahlar azalınca suçlar azalır. Değilse suçlar çoğalacaklar. Oruç yiyen yiyen ediyorlar. Peki iftarda kimse yok ortalıkta. Herkes iftara gidiyor. Nasıl olur bu iş? Oruç tutmayan adam ne iftar yapıyor? Neyin iftarını yapıyor? Adam kiliseye gidiyor, ondan sonra gidiyor iftara gidiyor. Bu nedir ya? Ondan sonra gidiyor şeye, Ramazan etkinliği. Dümbelek çalmaya, konsere. Yani Müslüman, namaz sana ait. Oruç, tesbih, zikir, her şey sana ait. Başkasının değil. Sen işine bak. Onlar bayramı yapıyorlar, eğlence yapıyorlar. Onlar şimdiden bayram hazırlanmışlar. Biz daha dur bakalım, günahlarımız dökülsün diyoruz. Borçlarımız bitsin diyoruz. İnşallah kulaklarında kurtulalım. Bayrama bayram, günahsız çıkalım. Bizim derdimiz o, onların derdi bayramda nereye gidecek? Bir yağmur yağdı. Abi sabahleyin gördün mü yağmuru? Duydunuz mu? Güm! Var mı yan bakan? İnsan iliklerine kadar korkuyor. Ya arkadaşlar, ondan o şimşek yıldırımdı belki de. 10 tane bir anda düşse Zeytinburnu'na ne yaparız? Nereye kaçarız? Rahat rahat uyuyoruz ha. Öyle değil işte, ibadet, zikir, namaz bizi tutuyor. Yoksa Allah-u Teala boşaltır gökyüzünü kavanı aşağı, ne yapacaksın? Hatim okunmuş, duası var. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Ezan-ı Muhammed'i okunduğunda duasını yapalım. Allah'a razı, davet-i tamamını. Uzatmıyoruz, kusura bakmayın ama geç gelenlere bir şey diyemiyorum. Ona canım sıkılıyor yani. Ne ben onları tanıyorum, ne onlar beni tanıyor. Çünkü geç gelenler söz versin haftaya, erken gelsinler ya. Ezandan 15 dakika evvel gelin. Biz de hemen bitirelim. Adam şimdi geliyor, daha da biraz sonra gelecek. Kutbe okunurken geliyor. Ondan sonra iki rekat kılıp kaçıyor. Nereye kaçıyorsun kardeşim? Nereye kaçıyorsun? Ne acelem var? Şu dini güzel yaşa. Şu dinden sana fayda var. Gerisi hepsi bitecek. Elden gidecek. Yaptığın yardımlar, hayırlar. Bak arkadaşlar burada kampanya açalım diyorlar. Borç, borç diye diye. Ben de şey yapıyorum artık. Sıkılıyorum diyemiyorum. Yani kendi aramızda diyorlar böyle. Bu sene 1000 lira, 2000 lira bulup şu borcu kapatsak diye böyle bir kampanya yapsak diyorlar. Acaba ne dersiniz inşallah? Hayır demezsiniz. Ya Rabbi Adel okumuş olan hatmi kabul eyle Ya Rabbi Adel. Hayırlarımızı kabul eyle. Bundan sonra evvelin bizzat Hacı Kainat Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'nin mübarek mazim mücelle azilatı şerurum sallallahu diye bütün peygamberani zahmet sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem erbat aleyhi ve sellem aile zıvaç tarihat aile batan zıratın sallallahu aleyhi ve sellem radıyallahu anh mecmen hazret erbat aleyhi ve tarihat tebe tarihat vasıl mesir müşte ilim sallallahu aleyhi ve sellem kutlar 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 Rabbim betonuna bütün asaçil İslami şiddet ve hazretin bir cümle hamile Kur'an erbat aleyhi ve sellem annelerimizden, babalarımızdan, akrabalık tarifatımızdan, ahirete ithal edip tüm geçmişlerimizin ruhuna, Fatih kim okumuşsa onların da geçmişlerinin ruhuna ben Erbaraki alakadın, beratın, hediye etsem vasılı Ya Rabbel Alemin. Kur'an-ı Kerim bize yoldaş eyle Ya Rabbel Alemin. Kur'an'ın nuruyla nurlandır Ya Rabbel Alemin. Şifasıyla şifalandır Ya Rabbi. Hükmüyle hükmlendir Ya Rabbel Alemin. İslam alemin Kur'an'da cemeyle İslam birliği nasip eyle. Şu Amerika'yı, Yahudi yandaşlarını Ya Rabbel Alemin. Birbirine kırdır Ya Rabbel Alemin. Denizlere göm Ya Rabbel Alemin. İslam alemini kurtar Ya Rabbi. Hicaz-ı Şerif'i, Kudüs-ü Şerif, Şam-ı Şerif'i, bizim memleketimizi, Ayasofya'mızı Ya Rabbel Alemin. Doğu Türkistan'ın, Arakan'ın, bütün İslam alemini, Afganistan, Pakistan, bütün İslam alemini, din kardeşlerimizi, Ehl-i Sünnet'i kurtar Ya Rabbel Alemin. Bir baş nasip eyle Ya Rabbi. Bir baş etrafında birleştir Ya Rabbi. İslami kaide üzere cihat nasip eyle Ya Rabbel Alemin. Sünnet-i Seniyye'nin ihyasını nasip eyle Ya Rabbel Alemin. Yardım eyle Ya Rabbel Alemin. Geçmişlerimize rahmet eyle. Afattan, felaketten, tebenden, yangından, sihir, nazar, büyüden sen muhafaza eyle. Geçim sıkıntısından kurtar Ya Rabbel Alemin. Borçlardan kurtar Ya Rabbel Alemin. Faizden, içki, kumar, çalgı, eğlenceden kurtar Ya Rabbel Alemin. Tövbeye muvaffak eyle Ya Rabbel Alemin. Kusurlarımızı affeyle. Ömrümüze bereket ver Ya Rabbel Alemin. Elde ayakten düşürme, kimseye mutazi eyleme Ya Rabbel Alemin. Uzun ömür, hüsnü hatime cümlemizi nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.